Midas'ın Düşü Yazan Nazlı Eray Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Yöneten Sevda Arslan Ses ve Efekt Hakan Öztürk Oynayanlar Mitat Can Alsancak Kayınvalide Mükerrem Ahsen Bozok Nuriye Güneş Gümüş kayınpeder Ozan Öner büyük kız Zeynep Lara Dost küçük kız Doğa Ünnel afiş Ahsen Bozok efendim asıl adım Mitat memurum aldığım cılız maaş ile iki yakamı bir araya getiremiyorum bunu aldım son günlerde çok bunu aldım of ev kalabalık hanım, çocuklar, kayınvalide, kayınpeder hep bir aradayız. Karım Nuriye çalışmıyor. Anca ev işleriyle baş edebiliyor. Sinirli ve huysuz oldu zaten artık dinlenmekten. Oysa melek gibi bir kadındı. Ah Nuriye. Of. Büyük kızım Vesile geçen ay sözlendi. Damadın adı Süleyman. İyi çocuk. O da bu gidişle bizim eve iç güveysi girecek. Durum öyle gösteriyor. Kayınvalidem Mükerrem Hanım 15 yıldır bizim eve yapışmış durumda. Hayır biraz işlerin ucundan tutsa başımın üstünde yeri var. Hiçbir şey yapmaz. Bütün gün camın önünde oturur. Ay. E kayınpeder desen Allah'lık. Abdestinde namazında. Neyse. Son günlerde tarih oyunları oynuyorum. Hep para düşünüyorum. Aklımda fikrimde para. İşte size anlatacağım garip olay. Böyle bunaldığım, yaşamımdan bezdiğim bir günün akşamı başıma geldi. Daireden çıktım. Hava karanlık. Önüme bir dilenci çıktı. E i̇çim acıdı. Havada soğuk. Çıkarttım. Para verdim. Allah tuttuğunu altın etsin dedi. Karanlığın içinde daldı gitti. Ben de köşeden pide aldım. Evin yolunu tuttum. Baktım. Evde tüm ışıklar yanıyor. Fatura belimi büktü. Anlatamıyorum ya. <laughs> Allah'ım. Neyse. Çaldım kapıyı. Kaynanan mükerrem hanım açtı. Aman Mithat Bey... ''Nerede kaldın? Seni merak ettik.'' ''Gel de çileden çıkma. E, i̇şten çıktım, doğru geldim işte.'' dedim. Pideyi elimden aldı. Elim koluna dokundu kaynanamın. Ha işte ne olduysa o an oldu. İnanılmayacak bir olay. Kaynanam mükerrem hanım altın bir heykele dönüştü. Pırıl pırıl parlıyor, her yanı pürüzsüz. Çift gerdanı, katmerli kolları, şişman bacakları ve okkalı göbeğiyle Mükerrem Hanım altın bir heykel olarak karşımda. Karım içeriden geldi. Ne duruyorsun kapıda Mitat? Evi soğutmaya mı çalışıyorsun? Derken kaynanam kapının yanında duran som altından heykelini gördü. Bir çığlık attı. <laughs> Sus dedim. Sus Nuriye. Nasıl oldu bilmem annem birden altına dönüştü. Çocuklar, kayınpeder koşarak geldi. Hepsi hayretler içinde altın heykeline bakıyordu. Hmm, kaç ayar acaba? Son altınmış, vay canına! Mükerrem? Mükerrem cevap ver. Ne oldu sana? Cevap ver bana Mükerrem. Neredesin? Hayatını ilk kez Mithat'ın tuttuğu altın oldu. Ama o da annem. <laughs> Yahu, aklıma ne fikirler geliyor. Kaynanamı satsak milyarder oluruz. Hayatımız değişir. Villalarda otururuz altıma araba çekerim. Nuriye'ye Vizon kürk alırım. Kızımı en lüks otelde evlendiririm. E çalışmam da artık. Çocuklar, sakin olun. Mükerrem Hanım altına dönüşmüş durumda. Gerçekçi olalım. Onu satarsak milyarları vururuz. Sefaletten kurtuluruz. Talih sonunda yüzümüze güldü." dedim. Mitat, delirdin mi? Neler diyorsun sen? Annemi satar mıyım ben hiç? E öyle heykel gibi dursun mu? Canım Geçicidir. Belki iyileşir. Kayınpeder çığlıklar atıyor. Sonbahar yaprağı gibi kendini sağa sola vuruyordu. Karımı isterim, karımı isterim. Diye tutturdu. İş karışıyor biraz. Karşımızda Mükerrem Hanım yok artık. 120 kiloluk altın bir heykel var. Yok benim annem, benim karım lafları yersiz. Karşımızda milyarlar duruyor. Bizimkiler göremiyor gerçeği. Vaziyete el koymam gerek. Elimdeydi kaynanam altın oldu diye ağlaşacak değiliz. Bize sonsuz mutluluk ve refah yolunu açacak olan bu yüce olayın bilincine varamıyor musunuz? Baba, baba e, çalınabilir. Anneannemi bir bankaya yatıralım ilk iş. Hatta istersen sigortalayalım da. Ha, kızın kafası çalışıyor. Tamam yavrum dedim. Yardım et içeriye çekelim, komşular görmesin. Kaynanamın heykeli de öyle ağır ki zor oynattık yerinden. Kafamın içinde üstü açık son model arabalar yarışıyor. Yüzme havuzlu villalar sıra sıra geçiyor gözlerinin önünden. Dinleyin dedim. Onu bankaya götüreceğiz. Yarın bir kamyonet tutarım. Ne hainsin Mitat? Parası gözüne büyürmüş senin. Kendi anan olsa böyle demezdin. Karımdan ayrılmam. Karım benim malım. Tepem attı. Biz altın edince senin malın mı oluyor? 15 yıldır yıkıldınız üstüme. Kız girdi araya. Kavga etmeyin. Komşular duyacak. O gece çetin bir gece geçirdik. Herkes bir telden konuşuyor. Ama yarı karanlık odada altın nasıl parlıyor bir bilseniz. Mantıklı olalım dedim onlara. Elimizde bir hazine var. Böyle şey herkese nasip olmaz. Siz neredeyse aileyi parçalayacaksınız. Benim ne kabahatim var. Altın oldu işte. Altın gibi kadındı zaten. Hey Allah'ım. Neyse sustum. Usul usul kayınvalidemi bankaya yatırma fikrine alışmaya başlamıştı bizimkiler. Tam değerini verirler mi acaba? Aldatılmayalım. Tartırmalıyız. Piyasa altın fiyatlarına göre satmalıyız. Acaba antika değeri var mıdır? Sus. Saygısızlık etme. Anneannen daha 50 yaşındaydı. En iyisi paraya çeviririm. Faiziyle gül gibi geçinip gideriz. Aman, karikoluk olmayalım. Bu kadın nasıl böyle altın oldu diye sorarlarsa ne yanıt veririz? Kim inanır ki böyle bir hikayeye? Hayır hayır, çalıntı zannetmesinler. Hapislerde çürürüz ayol. Beni bir düşünce almıştı. Durun dedim. Bankaya yatırmak olmaz. Üstüne bir örtü sarıp saklayalım bakalım. Hem nasıl paraya çevirebileceğimizi düşünelim. Arkeolojik alandan çaldığımızı zannedebilirler. Yaşı küçük ama cin gibi çocuk. Evet, tanrı heykeli zannedilebilir. Dikkatli olmalıyız. Onu şimdilik meydana çıkarmayalım dedim. Ah, Servet. Karşımda duruyorsun. Sana elimle dokunuyorum da ulaşamıyorum işte. Yalılar, Boğaza bakan katlar, yurt dışı kulüpler, sarışınlar. Oy. Heykeli yerdeki kilime sarıp sedirin altına yatırdık. Kolay iş değil bunu yaşamak. Yaşamayan bilmez. E düşünüyorum külçe mi yapsak parçalara mı bölsek? Böyle bütün halinde olmayacak bu iş çünkü. Kaynanamın altın heykeliyle borsada da oynayabilirim. Anneannem de ne armış baba? Hep hamur yerdi. Nasıl olsun? Mama iyi etmiş. Birkaç milyon oynar bu fiyatta. E baba bize de ev alırız değil mi? Alırız gülüm. tabi alırız. Kentin en güzel yerinde bir daire alırız. Eşyaları da yenilemek gerek. <laughs> İlahi karıcığım. Bunlar ufak ayrıntılar. Ben bir çift hizmetkar tutarım sana yol. Baba bilgisayar da alırız değil mi? Ya bunlar basit şeyler. Tabi alırız. Belki ben bir cami yaptırırım. Ama daha kararlı değilim. Ay uyuyamıyoruz bir türlü. Benim düşlerim bambaşka tabi. Yanımda huri gibi kızlar. Hani şu filmlerdeki gibi. Berber sakal tıraşına odama geliyor. İpek çarşaflar içinde yatıyorum. Soframda siyah havya, ıstakoz, küme balık. Uf, dalmış gitmişim. Baba, başka şeylere de dokunsana. Şöyle gözlerini kapatıp içinden gelerek. Belki birkaç şey daha altına çevirebilirsin. Banyodaki muslar dokunsana Mitat. Gittim, dokundum. Bir şey olmadı. Acaba canlıya dokununca mı oluyor? Bilmem ki. K kime değeyim? Kim gönüllü? Herkes kaçıştı. E, getirin kediye deyim Küçük olan kediyi buldu getirdi. Gözlerimi kapayıp dokundum. E, e yine bir şey olmadı. Kaybettin işte yeteneğini. Ya hanım daha ne istiyorsun? Koskoca kaynanayı altına çevirdim ya. Yetmez mi? Ya ömrümüz vefa etmez bu paraları yeme. Yatağa geri yattık. Karım Nuriye bana iyice sokuldu. Kollarını boynuma doladı. Sana kürkler alacağım bir tanem diye fısıldadım kulağına. Hemen kuaföre git. Saçına havalı bir meç yaptır. Kışlık gardırobunu da düzeriz. Bir iki çizme beğen kendine tamam mı hayatım? Tamam. Şu yeni piyasaya sürülen parfümlerden de alırız. Ya canım lafı mı olur? Yabancısını da alırız. Kafamda fikirler koşuşuyor. Ya olmaz ama hiçbiri olmaz. Tam değerini alamayız. Yazık olur kaynanama. Neyse içim yanmış. Su içmek için kalktım. Evin içi sessiz. Herkes uyumuş. Kaynanamın heykeline bir bakayım dedim. Sedir'in üstünde kayınpeder uyuyor. Eğildim yere. Kirimin ucunu araladım. Altın gözümü kamaştırdı. Ne müthiş bir şey elimi uzattım. Mükerrem Hanım'ın altın gerdanına değdiriverdim. Altın. A A altın da yumuşacık. Birden o unuttuğum ses kulağımı tırmaladı. Ne yapıyorsun damat? Hiç kim kaçırdın. Kendine gel. Gördüğüme inanamıyordum. Kayınvalidem sedirin altından çıkıverdi. İşte o an yıkıldım ben. Kayınvalidem car car bağırıyordu. Tüm ev halkı uyanmıştı. Hepimiz kaybettiğimiz milyarlara, yok olan düşlere bakıyorduk. Ne oldu size? Ne bakıyorsunuz bana öyle? Allah Allah. Bir şey yok anne. Hadi yat uyu sen. Kayınvalidem dolaptan bir bardak su içti. Yattı yatağına hemen uyudu. Tüm ev halkı sessizdik. Kimse ağzını açmıyordu. Sabaha kadar da uyumadık zaten. Ben giyinip işe gittim. Her zamanki yollardan her zamanki yerime. Bu garip olayı yaşamamızın bize ne yararı oldu bilmiyorum. Valla beni iyice çöketti. Kayınvalidem hiçbir şey hatırlamıyor. Sofrada şundan da ye bir dilim ekmek daha ye anne diye ısrarımızı bir türlü anlayamıyor. Kilo alacağım ayol. Ye anne ye. Can boğazdan gelir. Her akşam eve dönünce şöyle bir dokunuyorum ona. Bel bel bakıyor bana. Nerede kaldın Mithat Efendi? Diyor. İşte geldim mükerrem hanım diyorum. Tombul koluna şöyle bir dokunuyorum. Umut dünyası.